Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bir önceki videoda size döküm tavayı nasıl ilk kullanıma hazırlayabileceğinizi, nasıl yakılabileceğini tavanın bunları göstermiştim. Şimdi de tavamızın ilk kullanımını gerçekleştirmek için et kızartacağız. Buyurun beraberce hazırlayalım. Tavamız yağladık, yaktık biliyorsunuz. Hazır kullanıma. Şöyle son halinde göstermiş olayım. Bu şekilde içini bir tabaka kaplaması gerekiyor ve bunu silmiyoruz, yıkamıyoruz. Bu şekilde kalıyor yaktıktan sonra. Zaten kullandıktan sonra da yağlayarak kaldırıp dolapta öyle tutmanız gerekiyor. Tamamen yıkayıp kurulayıp da kaldırmayın. Zaten çok iyi kuruması gerekiyor. Öncelikle kurutmanız gerekiyor. Ondan sonra da yağlayıp dolabınıza kaldırmanız gerekiyor. Şimdi bir tane de şöyle bir parçası vardı biliyorsunuz. Bunların ikisinin birden ısınmaları için öncelikle ocağımı açıp ikisini de bu şekilde bekleteceğim. Isıtacağım daha doğrusu. Ondan sonra şurada antrikotlarım var güzel. Bunları üzerinde kızartacağım. Şöyle az bir miktar tavamızı gene yağlayalım. Fazla yağını alalım ve hemen antrikotlarımızı üzerine bırakalım. Tabii ki bonfile veya pirzola gibi etleri de kızartabilirsiniz, yapabilirsiniz veya kuzudan, bacak kısmından veya kol kısmından böyle dilimleterek kızartabilirsiniz. Döküm tavada et nasıl kızartılır, nasıl yumuşak olur, özellikle dana eti. Ben size bunu göstermek istedim bugün. Öncesinde etinizin çok dinlenmiş iyi bir et, antrikot veya bonfile olması gerekiyor. Benim etim 1-2 gün bekledi buzdolabında, 0 derecede alt kısmında beklettim. Zaten aldığımda da beklemiş ve dinlenmiş iyi bir etti. Yağlama ihtiyacı, zeytinyağı ile yumuşatma ihtiyacı görmedim. Zaten dinlenmiş bir et olduğu için. Ama eğer sizin aldığınız et dinlenmiş bir bonfile veya antrikot değilse, lütfen üzerine biraz böyle zeytinyağı sürüp dediğim gibi bir gün boyunca buzdolabınızda o şekilde bekletin, ertesi gün kullanıncaya kadar. Ertesi günü de çıkartıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. O zaman etiniz çok daha yumuşacık olacaktır. Sadece 2 dakika bir yüzeyini, 2 dakika diğer yüzeyini tutuyoruz. Yani toplamda yani 2-3 dakika diyeyim daha doğrusu. Toplamda 5-6 dakika içerisinde etimiz kızarmış oluyor. İki sefer çeviriyoruz. Daha fazla çevirmiyoruz. Suyunu kaybeder çünkü her çevirmenizde sıcak ateş olması gerekiyor. İlk başta ilk iki çevirdiğinizde daha sonrakinde biraz böyle ben 8'e düşürdüm ayarını. 9'dan 8'e indirdim. Gördüğünüz gibi ince olan parçalar çok daha çabuk kızardılar. Çok daha güzel oldular. Bir tane de büyük kalınca bir parçam vardı. Şöyle tavamdaki fazla yağı da alıp onu da koyup kızarttım. Aynı şekilde önce bir yüzünü 2 dakika tuttum. Sonra öbür yüzünü çevirdim. Tekrar orayı da 2 dakika tuttuktan sonra biraz kıstım tekrar tavamın altını. Tuzunu ve baharatını ikinci aşamada veriyoruz göreceğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Karabiber ve tuz serpebilirsiniz. Bonfile ve antrikota sadece bunlar yakışır. Kekik pek güzel olmaz dana etinde ama kuzu eti kullanırsanız kekik de serpebilirsiniz. Tabii ki çok lezzetli olur. Hem o kuzunun ağır kokusunu alır. Döküm tavayı gerçekten tavsiye ederim. İnanın bana asla mübalağa etmiyorum. Sanki ızgarada mangalda yapmışsınız lezzete veriyor. Gerçekten. Hayran kaldık. Keşke daha önce alsaymışık. Hiç bu kadar emin değildik biz. Hep söylenirdi ama emin olamıyorduk gerçekten. Ama indüksiyon bir ocak alınca
Böyle bir ızgara tavaya da ihtiyacım olunca eşim sağ olsun bana bu tavayı hediye olarak aldı. Ben de ona güzel bir antrikot pişirdim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Tavsiye ederim. Evet biraz pahalı ama aldığınıza değiyor ve ömürlük oluyor. Yaz, kış her zaman kullanabileceğiniz bir tava. Evet gördüğünüz gibi çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için ayrıca. Şimdi tavamızı kullandık. Temizliğine geldi tekrar. Ben şöyle içine biraz ilk sıcaklığı çıktı. Bir 10 dakika sıcaklığı çıktıktan sonra, yemekten sonra daha doğrusu, soğumuş oldu birazcık, ılımış oldu. İçine biraz su koydum. Beklettim. Bir 10 dakika kadar. Şimdi bunu çok hafiften şöyle temizleyeceğiz. Zaten yapışan et parçaları bu şekilde hemen kabardı. Ve güzelce durulayacağız bunu, şimdi yıkayacağız suyun altında. Önce kapağımızı bir yıkayalım. Gördüğünüz gibi kalıntılar çok da kalmadı. Sadece biraz pirinle ovuyoruz hafiften. Et kalıntıları gidinceye kadar. Şöyle bir yıkayıp bakalım, kontrol edelim. Varsa daha kalıntı, onları da çıkaralım. Evet, şimdi tavamızı güzelce kurulayacağız. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra tekrar yağlayacağız şimdi tavamızı. Böyle tekrar yağlayarak bu şekilde dolabınıza kaldırabilirsiniz. Dışına gerek yok tabii ki. Aynı şekilde diğer kapağını da öyle, eğer sizin de öyle bir kapağınız olursa. Evet, şimdi bu şekilde dolabıma geri kaldıracağım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel videoda, tarifte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Umarım bütün sorularınızı cevaplamıştır bu video. Başka sorularınız olursa da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Zevkle cevap veririm, biliyorsunuz.